Kalos ve Johto ülkeleri sadece iki mal üretebiliyor. Kolye ve çilek. Ekonomi sorunlarında tasvir edilen bu ülkeleri çok seviyor. Aşağıdaki tablo her ülkenin günlük üretim olanaklarını tanımlamaktadır. Bir bakalım, tabloda Kalos tüm enerjisini yani tüm girdilerini kolye için kullandığında günde 10 kolye üretebiliyormuş. Tüm bu enerjisini çilekler için kullanırsa da günde 20 çilek üretebiliyor. Johto ise tüm enerjisini kolyeler için kullandığında 25 kolye, çilekler için kullandığında da 75 çilek üretebiliyor. Veri her iki ülkenin de aynı iş gücü ve sermaye girdisi olduğunu kabul etmektedir. Buna dayanarak hangi ülkenin kolyeler için mutlak üstünlüğü olduğunu belirleyip cevabınızı açıklayın. Hadi bakalım. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Kısa bir hatırlatma yaparak başlayayım mı? Mutlak üstünlüğün kimin daha verimli, yani etkin olduğuyla alakalı olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Girdiler aynı olduğunda kimin çıktısı daha fazla? Burada iş gücü ve sermayelerinin aynı olduğunu söylediklerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu yüzden de bu soruyu kimin günlük kolye üretiminin daha fazla olduğu şeklinde yorumlayabiliriz. Tabloya bakalım. Johto'nun günlük kolye üretimi daha fazla. Hemen not edelim. Johto'da aynı girdilerle bir günde daha fazla kolye üretiyorlar. Bu da daha etkin oldukları anlamına geliyor. Bu noktada mantıken mutlak üstünlüğü olanın daha fazla kolye üretmesi gerektiğini düşünmek son derece normal. Ancak Karşılaştırmalı üstünlük işe dahil olduğunda bunun her zaman mantıklı olmayacağını görüyoruz ve bu sorunun da bu mantıkla yazıldığını tahmin ediyorum. Sıradaki soruda Kalos'un kolyeler için fırsat maliyetini hesaplayın demişler. Kalos'un kolyeler için fırsat maliyeti. Kalos 10 kolye üretmek için 20 çilekten vazgeçmek zorunda. Bu 10 kolyenin 20 çileye mal olması şeklinde de yorumlanabilir. Kalos'ta 10 kolye 10 çileğe mal oluyor ki bu kolye başına 2 çilek demektir. İşte bu kadar. Fırsat maliyeti demişlerdi. Her bir kolye için 2 çilekten vazgeçmek zorundalar. Buraya bir sütun daha koyalım. Fırsat maliyeti sütunu. İleri seviye sınavlarda bu şekilde tablolara eklentiler yapmaktan çekinmemelisiniz. Demek istediğim fırsat maliyetinin ne olduğunu sormuyorlar ama bunu hesaplamanın çok faydalı olacağı çok açık. Johto'da kolyelerin fırsat maliyeti nedir? Bir bakalım. 25 kolye 75 çileğe mal oluyor. 75 bölü 25 kolye başına 3 çilek anlamına gelir. Benzer şekilde çileklerin fırsat maliyetini de hesaplayabiliriz. Aslına bakarsanız bunların tersini almamız yeterli olacak. Kalos da çilek başına 0,5 kolye. Johto da ise çilek başına 75 çilek üretebilmek için 25 kolyeden vazgeçmek zorundalar. Bu da 75 çileğin 25 kolyeye mal olduğu yani 1 çileğin 1 bölü 3 kolyeye mal olduğu anlamına gelir. Sormamalarına rağmen bunları hesapladım. Çünkü işimize yarayacaklarını düşünüyorum. Ekranı biraz aşağı kaydırayım. Bize burada hangi ülkenin çilek için karşılaştırmalı üstünlüğü olduğunu belirleyip cevabınıza açıklayın diyorlar. Fırsat maliyeti düşük olanın karşılaştırmalı üstünlüğü vardır öyle değil mi? Johto'nun çilekler için fırsat maliyeti daha düşük olduğuna göre 1 bölü 3'e karşılık 1 bölü 2. 1 bölü 3 daha küçüktür öyle değil mi? Bir çilek üretmenin fırsat maliyeti Johto'da daha düşük yazıyorum. Johto'nun fırsat maliyeti çilek başına 1 bölü 3 kolye olduğu için ki bu Kalos'tan daha düşük bir fırsat maliyetidir. Kalos'un ki çilek başına 1 bölü 2 kolyeydi. Johto karşılaştırmalı üstünlüğe sahip. Yazım için gerçekten özür dilerim. Zaman kazanmak için hızlı yazmaya çalışıyorum. Umarım okuyabiliyorsunuzdur. Sıradaki soru bu ülkeler ticarette uzmanlaşırlarsa hangisinin hangi malı üretmesi gerekir? Neden? Bu soruyu çözmek için hangi ülkenin hangi malda karşılaştırmalı üstünlüğü olduğunu belirlememiz gerekiyor. Kalos'un fırsat maliyetlerine bakalım. Aslına bakarsanız şöyle yazarsam sanırım daha iyi olacak. Kalos'un kolyeler için fırsat maliyeti daha düşük. Johton'un çilekler için fırsat maliyeti daha düşük. Bu yüzden de Kalos'un kolye, Johton'un çilek üretmesi gerekir. Bu arada Johto'nun her iki mal içinde mutlak üstünlüğü olmasına rağmen başka bir deyişle kolyeleri Kalos'tan çok daha etkin bir biçimde üretebilecek olmalarına karşın karşılaştırmalı üstünlük söz konusu olduğunda Johto'nun çilek üretmesi gerekiyor. Kalos da bu durumda kolye üretecek çünkü fırsat maliyeti Johto'dan daha düşük. Şimdi de diğer soruya bakalım. Johto ve Kalos kolye ticaretinde kullanılmak üzere nasıl bir anlaşma yapabilirler? Açıklayın demişler. Burada bir ücretten bahsetmemiz gerek. Ve ücret dendiğinde hepimiz bugüne kadar bir para birimi cinsinden konuşmaya alışığız. Ama burada herhangi bir para birimi olmadığından bu soruyu nasıl çözeceğiz ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada önemli nokta ücreti fırsat maliyeti cinsinden tanımlayabilecek olmamız ücreti kolye için belirlememiz gerektiği için bir kolyenin çilek cinsinden neye mal olduğunu düşünmemiz gerekiyor bir bakalım kalos'un kolye başına fırsat maliyeti 2 çilek Johdonunsa 3 çilek bunları buraya bir kere daha yazacağım kalos'un kolye başına fırsat maliyeti 2 çilek Johdonunsa 3 çilek şimdi karşılaştırmalı üstünlüğün neden işe yaradığını da göreceğiz ticarette uzmanlaşma olacaksa Kalos'un kolye üretmesi gerektiğini söylemiştik değil mi? Johto'ya bu kolyeleri kendi fırsat maliyetlerinin üstünde, Johto'nun fırsat maliyetinin de altında bir ücretten satabilirlerse iki ülkede bu ticaretten kazançlı çıkacaktır. Bu yüzden bu ikisi arasında belirlenebilecek iyi bir fiyat kolye başına 2,5 çilek olabilir. Bu durumda iki ülkede kazançlı çıkacaktır. Ticaret fiyatı bu olabilir. Kolye başına 2,5 çilek. Peki mutlak üstünlükleri olmasına rağmen bu durum Johto için neden iyi? Johto'nun sadece kolye ürettiği durumda kolyelerin maliyeti kolye başına 3 çilekti. Ama şu anda ticaret sayesinde aldıkları kolyelerin fiyatı kolye başına 2,5 çilek. Yani kolye başına yarım çilek karları var ve bu Johto için çok daha iyi bir durum. Karşılaştırmalı üstünlük söz konusu olduğunda bazıları bir ülkenin diğerinden daha çok fayda sağlaması gerektiğini düşünür. Ama karşılaştırmalı üstünlükle ilgili modellemelerde kullanılan tüm varsayımların geçerli olduğunu düşünürsek iki ülkenin de fayda sağlaması gerektiği sonucuna ulaşırız. İki ülke de bu ticaret sonucunda daha iyi durumda olurlar.